Aydın Merkez Sevgi Yolu'nda toplanan Kamusen Aydın İl Temsilciliği üyesi bir grup kamu çalışanı, memur ve emekli maaşlarına yapılan 3 artı 3'lük zam oranına tepki gösterdi. Yağışa rağmen ellerindeki şemsiyelerle eyleme katılan kamu çalışanları, açtıkları pankart ve dövizlerle hükümetten ek zam talebinde bulundu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Kamusen Aydın İl Temsilcisi Rıdvan Naci Devli, hükümeti eleştirerek hak ettikleri zamın verilmesini istedi. Eşit işe eşit ücret getireceğini söyleyen 666 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin kamu görevlerinin fazla mesailerine, ikramiye haklarının gasp edildiğine, bazı kurumlarda yol ücretlerinin kaldırıldığına, öğretmen, akademisyen, kit çalışanı gibi birçok memura ise hiç ek ödeme artışı yapılmadığına şahit olduk. Kamu görevlileri tam 6 ay boyunca sıfır zamma mahkum edilip, doğalgaza, elektriğe, mazota, benzine, kömüre, oduna ulaştırmaya durmadan zam yapanların toplu sözleşme adı altında memura geçen yıl için 4 artı 4 artışı reva görmelerini yaşadık. Ekonomide yaptıkları yanlışı, dış politikada düştükleri durumu, zafiyeti, ekonomiyi yönetememelerinin beceriksizliğini memura, emekliye, dul ve yetime fatura eden siyasetçilere, bakanlara muhatap olduk. 2002-2012 yılları arasında ülke ekonomisi ortalama yıllık %6,8 oranında büyürken kamu görevlilerine büyümeden pay verilmemiş, aksine pastadan aldıkları pay kısılmıştır. Yalnızca 2012 yılı içinde banka hesaplarında 1 milyon lira ve üzerinde bu mevduat sahibi kişi sayısı yaklaşık 7 bin kişi artarak 51.161 kişiye yükselmiştir. Bir yanda milyonlarına milyonlar katan mutlu azınlık varken diğer taraftan ek ödemeden, fazla mesaiden, ikramiyeden bile mahrum bırakılan %3+3 zamma mahkum edilen memurlar bulunmaktadır. Bilinmelidir ki devletin bütçesi kimsenin babasının malı değildir. Bütçede milli gelir de milletin ortak malıdır, ortak kaynağıdır. Hükümetin görevi herkesin ortak malı olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri hakça paylaşmaktır. Son bir yıl içinde deterjan %13, sabun %18, şampuan %25, tren %27, vapur %19, doğalgaz %29, odun %20, kömür %16, elektrik %20 zamlanmışken memurlara ve emeklilere %3,3, 3 artı 3 zammı reva gören anlayışın hazırladığı bütçenin adalet getirmeyeceği açıktır. Kamu görevlilerimiz 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile ek ödemelerde yaratılan adaletsizliklerin çözülmesini, kaldırılan fazla mesailerin, ikramiyelerin, servis ücreti karşılığı ödenen ulaşım yardımlarının yeniden düzenlenmesini, bir saatlik çalışma karşılığında ödenen, dikkat buyurun, 1 lira 35 kuruşun, bir saat fazla mesai ücreti olarak ödenen 1 lira 35 kuruşun hiç olmazsa çalışanın bir saatlik ücreti tutarına çıkarılmasını, 4C'li çalışanlarımızın insan haklarına aykırı uygulamalarla çalışmaya mahkum edilmesinden vazgeçilmesini, adil bir vergi sistemiyle herkesin kazandığı ölçüde vergi ödenmesini sağlanmasını, iş yerlerinde yaşadıkları sorunlarının çözülmesini, yani bütün bunları beklerken çalışanlar, yetkililerin aylarca çalışıp günlerce müzakere edip ortaya çıkardıkları 2013 yılı bütçesini görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır.